Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde Belediye Başkanı Ökkeş Kavak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı öğrenildi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi. Talimatın ardından polislerce gözaltına alınan Ökkeş Kavak'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. İnşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Ökkeş Kavak ilk ifadesinde çok sayıda akrabasını kaybettiğini ve eskiden müteahhitlik yaptığını ancak başkan olduktan sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyledi. Nurdağ'ında onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda Nurdağ Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, Perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı. Yunus Kaya'nın Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın ilk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi. Gaziantep'in 50 bin nüfuslu Nurdağ ilçesi depremin ardından yerle bir oldu. 342 binanın tamamen yıkıldığı ilçede 2500 vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ilk günlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada Nurdağ'ın yarısının yıkıldığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da arama kurtarma çalışmalarının ardından Nurdağ'ında konut yapma sürecinin başlayacağını ve ilçenin tamamının yeni bir yere taşınacağını söyledi.